Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Efsuncu Baba kitabından. Ne çıkacağını göreceğiz ahbar. Aman aman Yahudiler duymasın. Onlar kurnaz millettir. Efsun'u bu herif okur, defineyi çıfıtlar çıkarırlar. Sonra bize karşıdan parmak yalamak kalır. He Yahudilerin kurnazlıklarını bilirim. Ben cahil kaldım. Fakat büyük babam Bedros'a ulema bir adamdı. O pek çok tevarih okumuş. Bize anladırdı ki, Çemberli taş evvelden birinci boğumundan ta tepesine kadar yekpare altın imiş. Sahi diyorsun Agop. Zo büyük babam yalan söyler hiç. Ben şimdi diyecek işte bunu hiç duymamıştım. Senin ne duyduğun var ki Hımbıl? Benim bildiğim çemberli taş dibinden tepesine kadar mor kırmızı bir kayadır. Bunun altını nereye gitmiş? Yahudiler aşırmış. Patlama sabrol anlatacağım. Aman çabuk et. Ta Yeniçeri zamanından Yahudiler bir gece herkes uyuduktan sonra Balat'tan kalkmışlar çemberli taşa gelmişler. Altınları erisin değil, çemberlinin altına kıyak ateş yakmışlar. Vay babasının canına be! Sonra? Sonra efendim bir tılsım varmış. Onu bozamamışlar. Ateşin hararetinden altın taşa dönmüş. Çemberliye dikkat edersin şimdi. Yukarıdan aşağı kadar kahve tavası gibi is içindedir. Bu işi eski Yahudiler etmişler. He, şimdikilerin büyük babalarının, dedelerinin dedeleri. Yeni Yahudiler çemberli taşın altına bir ateş daha yaksalar taşı yine altına döndürebilirler acep. Yeni Yahudiler tılsım işiyle uğraşmıyorlar. Onlar maliyeye piyaçaya sokuldular, altının asıl madenini buldular. Agop bu direklerin diplerinde çok altın vardır dersin. Kim bilir? Franklerin kitaplarında buna dair ne yazılmış ki? Ben ne çakarım ki? Buna dair olan asıl malumat divanenin kitabında olmalı. Benim fikrime de böyle geliyor.